Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Hindistan Uttur Şarık Avrupa İktisadi Koridoru kuruş gelişimi tüzüldü. Hindistan'ın paytaxtı Yeni Dehli'de ötküzülgen 20 devlet guruhi başlıklar yığınıda Hindistan Uttur Şarık ve Avrupa'nı birbirine tutaştırdığan Hindistan Uttur Şarık Avrupa İktisadi Koridoru kuruluşu üçün düşünüş əsletmesi imzalandı. Bu kuruluş Xitayning tarixi ipek yolunu canlandırış namı bilen oturğa koygan atılmış bir belvaq bir yol planına karşı teşebbüs deb qaralğan bolup, xabar qilinishcha Hindistan sahibxallıq qilgan bir dünya, bir aile, bir kelgüsi başlayemesedeki 18. növetlik 20 devlet guruhi başlıklar yığınıda ötküzülgen ul əslihe ve meblağ şirikleri uçuruşu da Hindistan'ı Uttur Şarık ve Avrupa'yı tutaştırdığan devlet halkıgan tümür yol ve deniz türü bolgan Hindistan Uttur Şarık Avrupa İktisadi Koridoru tunuşturulgan. Yığında Hindistan, Amerika, Saudi Arabistan, Arab Birleşme Halifeliği, Fransiya, Germaniya, İtalya ve Avrupa İttifakı otursada Hindistan Uttur Şarık Avrupa İktisadi Koridoru kuruş doğrusuda düşünüş əsletmesi imzalanğan. İmza koygan devletler gerçi çekleş küçüge ige maliye vadisi bermegen bolsumu, ular 2 ay içinde koridor berpa kılış üçün hareket planı tayyarlaşqa koşulgan. Dünya iqtisadidagi eng keng dairelik munbar bo'lgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'ini yilda bir o'tkazilgan bo'lib, bu yillik yig'inga Rossiya prezidenti Putin bilan Xitoy rejimi raisi Xi Jinping qatnashmagan. Xitoyga vakolatan bosh minister Li Qiang qatnashgan bo'lib, bu 2008 yildan buyon tunji qadam Xitoy raisining bu yig'inga qatnashmasligi ekan. Germaniya taratqoları Xi Jinpingning Yangi Dehlidagi 20 davlat guruhi boshliqlari yig'iniga qatnashishni tuyuqsiz amaldan qoldirish orqali xalqaro jamiyatni qoymoqturganligini bildirib, mutaxassislarning Xi Jinpingning yig'iniga qatnashmasligida har xil sabablarning borligini ilgari surganligini, ularning birining Hindiston-Xitoy o'rtasidagi talash tortishliq chegara masalasi, yana birining yiriklashayotgan Xitoy-Amerika munosabati ekanligini bildirgan va shundoqli Xi Jinpingning xato qadam bosganligini tarixiy fursatni qo'ldan berib qo'ygan Biden'nin bolsa bu tarihi fırsatın yaxşı paydalanğanlığını ve Xitoyga qarşı küçlük itibaq şekillendirgenlikini ilgir sürgen. Frankfurt dokulatının bildirişçe 20 devlet guruhi başlıkları yığınıda çoğun devletler otursada yeni bir aylanma küçtalış bolgan bolup, Biden Beijing'nin ipek yolu türü bilen rekabetleşip, Hindistan Uttur Şarık ve Avrupa otursadaki tümür yol kuruluşunun kadimini açgan ve tarihi iqtisadi koridor kurulganlığını ilan kılgan. Germaniya İqtisad Gezdi başlıklar yığını xitabnamesinin garibinin mülcaridin yirak işgarlikini, Ukrayna'daki uruş doğrusudaki mazmunnun intayin aciz bolganlığını 20 devlet guruhi başlıklar yığınıda devletler zımınğa erişiş üçün küç işiltişten uzak duruşu kerek degen ifade işiltilgen bolup, Rusya ilgirki yığınğa oxşaş eniq ayıplanmagan. Hindistan başministeri Narendra Modi yığında sözlügen nutqada bugün bu muhim ve tarihi ehmiyetki ige şeriklik doğrusudu kilişim hasıl kılındı. Aldığımızdaki mezgillerde bu koridor Hindistan, Gharbi Asiya ve Avrupa'da zor bir iqtisadi gavdilişki vasıtı buludu degen. Ve bu koridorning dünya miqyasidagi ulunuş ve sigil taraqqiyotga yeni bir yönülüş belgilaydiganligini sözlerge ilave kılgan. Bu teşebbüs Hindistan Arab Birleşme Halifeligi, Saudi Arabistan, Avrupa İttifaqı, Fransiya, İtalya, Germaniya ve Amerika'nı öz içige alıdiken. Biden Xi Jinpingning aldırışlığını bildirdi. Amerika Prezidenti Joe Biden Hindistan'da ötküzülgen 20 devlet guruhi başlıkları yığındayken kiyen Vietnam'nın paytaxtı Hanoi'de kılgan ziyareti jarayanında orunlaştırgan muhbirlarını kütüveliş yığınıda Xitay haqqıda köpligen suallarga cevap verdi. Vietnam Akhbarat Agentliğinin bugünkü haberde bildirilişçe Biden'nin Hindistan'da çağırılgan 20 devlet guruhi başlıkları yığınıdan kiyen Vietnam paytaxtı Hanoi'ga berip Vietnam Komünist Partisi başkatibi Nguyen Phu Trong bilen körüşkenligini haber kılgan. Xabarda ko'rsatilishicha Vietnamda tunji qatim ziyoratda bo'lgan Biden uchrashuvdan keyin bayonot e'lon qilib, o'zining Xitoy bilan suyuq munosabatlar urushi boshlash niyatining yo'qligini, maqsadining Amerikaning Vietnam va Osiyodagi boshqa davlatlar bilan bo'lgan aloqasini yaxshilash orqali
dünyanın mukimliğiga kapalatlı qilish ikkanligini o'tirg'i qo'ygan. Biden o'zining Vietnamni Xitoyni qo'rishash maqsadida ziyorat qilmaganligini va Xitoy bilan bo'lgan aloqani uzishni xohlamaydiganligini ta'kidlagan va o'zining Amerika-Xitoy munosabatini qaytadan asliga keltirish tashabbusining samimiy ikkanligini bildirgan. Biden Hindistonda chaqirilgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'iniga qatnashmagan Xitoy rejimi raisi Xi Jinpingning navbatdagi ba'zi qiyinchiliklarni bartaraf qilishga tirishayotganligini eskartib, Xi Jinpingning iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotganligiga ishorat qilib, Xitoyning kunsiri kuchayotgan iqtisodiy masalalarining Tayvanga tajovuz qilish iqtidorini tuvallatayotganligini ilgari surgan va Amerikaning Xitoy rejimini sapning sirtiga chiqarib o'tish niyati yo'qligini ifodalagan. Bir muhbir uning nimishqi Xi Jinping bilan 10 oydan buyon ko'rishmaganligini so'rganda, u hozir uning qo'lida bak ko'p ish bor deb javob bergan. Xitoy yangi e'lon qilgan qonun tuzilish loyihasi kuchlik g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoy rejimi oldingi hafta atalmish amallik boshqarish bo'yicha jazolash qonunining tuzilish loyihasini e'lon qilgan bo'lib, bu 17 yildan buyon mazkur qonunga tunji qatim o'zgartirish kirgizish hisoblandi ekan. Tuzilgan loyihada ommaviy so'rovlarda atalmish Junxua millati ruhi va Junxua millatining hissiyotiga ziyon yetkazadigan kiyim-kechaklar, zinnat buyumlarini kiyish, taqish, qalaymaqon so'z harakatlarda bo'lish qatorliq harakatlarga jazo berildiganligi bildirilgan. Xitoyning bu tuzilish loyihasi yillardan beri Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan atalmish Xitoy madaniyati bilan uzoqlantirish siyosatini joriy qilayotgan islomga aloqador barliq kiyim-kechak simvol belgilarini Sirtdan kelgan madaniyat oshqulluq degan bahonalar bilan bostirayotgan Xitoy rejimining terror siyosatini texnomo kuchaytirganligi mo'ljallanmoqda. Mazkur tuzilish loyihasini Xitoy qurultoy doimiy komiteti e'lon qilgan bo'lib, 34-chi moddasining 2-3 tarmoqlarida xalqning kiyinish, yosinish, so'z harakatlarini, fikr erkinligini bostirish haqidagi mazmunlar o'rin olgan. Jumladan, ommaviy so'rovlarda atalmish Junxua millati ruhi va Junxua millatining hissiyotiga ziyon yetkazadigan kiyim-kechak kiyish yoki yosinish va belgilarni taqish yoki boshqalarni bularga majburlash atalmish Junxua millati ruhi va Junxua millatining hissiyotiga ziyon yetkazadigan material yoki fikrlarni o'tirg'i chiqarish, tashviq qilish, tarqitish Atalmış qahramonlarının sharikatlarini ve ruhini haqoratlash ve rad qilish, tajovuzchilik urushi ve tajovuzchilik harakatlarini tashviq qilish ve uni güzelleştirip ko'rsatish qatorliq sharikatlarning jazolandiganligi bayon qilingan. Tuzilish loyihasida xiloflik qilgan kishilarga 5 kundan 10 kungacha to'xtatib qo'yish yoki 1000 yuandan 3000 yuangacha jarimani qo'yish, og'ir bo'lganda 10 kundan 15 kungacha to'xtatib qo'yish yoki 5000 yuandan jarimani qo'yish jazosi ijro qilinadiganligi belgilangan. Kuzatuvchilar mazkur tuzilish loyihasini Xitoy rejimining so'z erkinligi va fikr erkinligini dafsandi qilayotganligining roshan namoyandisi deb tanqid qilgan bo'lib, atalmish Junxua millati ruhi va Junxua millatining hissiyotining mujmal ufqi ekanligini Xitoy rejimining bu orqaliq o'zi yoqtirmaydigan har qanday so'z harakatni bostira olaydiganligini bildirishgan. Kuzatuvchilar yana Xitoy rejimining necha yildan beri Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida erlarning soqol qo'yishidan tortib, ayollarning islomiy kiyinishiga qadar bostirib, bu xil kishilarni terrorchi deb jazo lageri va turmaga solab jazolaganligini yangidan e'lon qilingan mazkur tuzilish loyihasining Sharq Turkistondagi vaziyatning texnomo og'irlashadiganligidan darak beradiganligini bildirishmoqda. Marokashdagi yer tebrashda qazo qilganlar 2000 dan oshib ketdi. Marokash ichki ishlar ministrligi 8 sentabr shu yer vaqti 23 dan 10 minut o'tganda yuz bergan yer tebrashga aloqador eng yangi uchurlarni ham bahrladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, ministrlikning bayonotida Marokashning Al-Xuz rayonida markaz qilgan 7 bal yer tebrashda qazo qilganlar sonining 2122 ga va yaralanganlar sonining 2421 ga yetganligi bildirildi. İzdash ve kutquzuş hizmetleri üçün rayonga herbi avtomobillar ve kuruluş avtomobillarını yollaş devamlaşmaqda. Türkiye Prezidenti Erdoğan ammevi ortaklaş torbetedeki sahipisi de elan kılgan taziye bayanatı da dost ve qirindaş devlet Marakeş'te yüzbergen yerdevreş apitede talapetki uçurgan barlıq Marakeş halkıge taziye bildirmen. Yerdevreş apitede hayatıdın ayrılgallarga Allah Teala'dın rahmet yarlanğallarga şipalıq tileymen. Bu müşakkatlik günlerde bütün küçümüz bilen Marakeşlik qeyrindaşlarımızı yar yolak bulumuz, dedi. İtalya Muavin Başministeri ve Taşkışla Ministeri Antonio Tajani Marakeşke ciddi yardım teklifi sunğallıqını bildirdi. Algeria mu Marakeşke yer devreşinin təsirge taqabıl duruş üçün ciddi yardım verişini teklif kıldı. Marakeş bolsa, İspanya, Angliya, Qatar ve Arab Birleşme Xalifelikinin yardım tekliflerini kubul qılğallıqını ilan kıldı.
Marokash ichki ishlar ministrligining yozma bayonotida mazkur davlatlarning izdash qutqizish atrati avatish yordam takliflarining qabul qilinganligi uqtirildi. Izdash va qutqizish atratlarining Marokash atratlari bilan moslashgan holda xizmat qilish uchun yakshanba kuni Marokashga yetib kelganligi bildirildi. Bayonotda yana Marokashning har qaysi davlatlarining hamkorlik takliflari va tashabbusidan mamnun bo'lganligi e'lon qilindi. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston ulamolar birligi bu haqda bayonot e'lon qilib, Marokashda yuz bergan yer tebrash apeti sebeplik barlıq Marokash xalqiga taziya bildirdi ve apette hayatıdan ayrılganlarga Allah Teala'dan rahmet, yarlanganlarga şifalıq diledi. Türk Devletleri Teşkilatı ciddi ahvallarga taqabıl duruş maneviri ötküzdi. Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan'dan paytaxtı Baku etrafıdaki Alat portuda hadise ve ciddi ahvallarga taqabıl duruş birleşme maneviri ötküzdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Azerbaycan ciddi ahvallarga taqabıl duruş işleri ministeri Kemalettin Haydarov rehberlikide ötküzülgen maneverini Türk Devletleri Teşkilatı Başkatibi Başelçi Kubançibek Ömür Aliyev, Türkiye İçki İşler Ministeri Ali Yerlikaya, Kazakistan Ciddi Akvallarga Taqabıl Duruş İşleri Ministeri Serim Şarifanov, Kırgızistan Ciddi Akvallarga Taqabıl Duruş İşleri Ministeri Boobek Acikev, Özbekistan Ciddi Akvallarga Taqabıl Duruş İşleri Ministeri Abdullah Koldaşov, Şimali Sipros Türk Cumhuriyeti İçki İşler Ministeri Dursun Oğuz Katarlıklar közetti. Baku 2023 namlıq maneveri yer tebrash apitidin kiyin portda yuz bergan taqlidi partlash neticesinde yarlanganlarını kutquzish bilen başlandi. İzdash kutquzish atratları hava ve quruqlukdan kısqa vaqt ichida yarlanganlarını tarqaqlaştirdi. Munosabatlik izdash kutquzish atratları mu rayondaki poyuz yoldaki taqlidi ximiyelik partlashdan kiyin izdash kutquzish faaliyetleri uchun darhal harakatga o'tdi. Türkiye'den manevrga qatnaşkan ciddi ahvallarga taqabıl duruş komandanlık merkezi atırdı iki maşini bilen sahaya kirip radyoaktiflik yakınğa taqabıl duruş hizmeti işledi. Azerbaycan tikuşar ayruplani relisqi su taşledi. Türkiye sahçı kısımlarının tikuşar ayruplani bolsa arğamcı bilen talabetki ufçurguçlarını tikuşarga çıkardı. İzdash kutquzish atratları taqlidi partlaş yüz bergen paraxotta izdash kutquzish maneveri ötküzdi. Maneverinin bu kısımda Türkiye Kurallık Sağçı kısım Avasiya Polat Dömür kanatlıq tikuşar ayruplanımı derhal hareketke ötüp yarlanğalarını kutuldurdu. Maneverga cemi 8 tikuşar, 1 ayruplan, 245 maşina, 6 meşqlendirilgen it ve 1180 xadim katnaşdı. Mısır Erdoğan bilen Sisi'nin uçuruş şahıqıda bayanat ilan kıldı. Mısır Prezidentliği Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 18. nöbetlik G20 devletler grubu başlıkları yığınında Hindistan'ın paytaxtı Yeni Dehli'de Mısır Prezidenti Abdülfettah Es-Sisi bilen körüşkerlik doğrusu da bayanat ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Mısır Prezidentliği bayanatçısının yazma bayanatı da Yeni Dehli'deki uçuruşta rehberlerinin iki devlet otursudaki münasebetlerini yakışılaş üçün tırışının muşimliğini təkidleşkerlik bildirildi. Erdoğan bilen Sisi'nin ortak menfaatler dairesi de Şarkı Akdeniz'nin bihaterliki ve mukumliğini qoğdaşkı tökpü kuşuduğun şekilde rayon xarakterlik hemkarlıqını küşeydişini xalaydıqallıqları bildirildi. Uçuruş diyene Türkiye ve Mısır'ın menfaatlerine mas halda öz ara münasebetlerini her qaysi cihetten terakki kıldırış üçün kengişiş ve maslaşışını küçeytişinin yollarını müzakirleşkerliki uxturuldu. Hürmetli körmelerimiz, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımızı körüşkice aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.